kaydı da başlatıyorum. Ee, sizden istediğim ben soru sorduğumda çete cevapları şık olarak yazabilirsiniz. Bana sorunuz olursa çete yazın. Benim bir gözüm sürekli chat'te olacak. Sizin her türlü tepkinizi ben oradan görebilirim. Sorunuzu cevaplarım. Rahat olun. Oldu mu? Şimdi tekrar söylüyorum. Program geliştirmeden 5-6 soru çıkıyor ama benim anlattıklarımı 10-12 soru olarak düşünün. Alanda da çıktığını düşünün. Kendinizi buna göre hazırlayın. Ee, önce bu tekrarda neler anlatacağım ben size bir göstermek istiyorum. Önce onları bir göstereyim. Bir saniye. Şimdi, e, dersimizi biz 10 ümit olarak işlemiştik normalde. Aynı şekilde burada öyle tekrar edeceğim. Temel kavramlardan bahsedeceğim. Plan program türleri, hani ekstra örtük falan duymuştunuz. E, ders planı falan gibi şeyler vardı onlardan. Tarihi, bireysel, toplumsal, felsefi, temel, daimcilik, esasçılık konular vardı. Programın temellerinde onlardan bahsedeceğim. Program tasarımları vardı. Geniş alan, çekirdek, korelasyonel, disiplinler arası falan bahsedeceğim. Program geliştirme süreci vardı. Program geliştirme aşamaları vardı. Onlardan bahsedeceğim. İhtiyaç belirleme tekniklerinden, ihtiyaç belirleme yaklaşımlarından çıkmış sorulardan size bahsedeceğim. Sonra hedef, içerik, eğitim durumları değerlendirme diye Programın ögelerini tek tek size anlatacağım. Bol bol da çıkmış soru koydum aralara. Özellikle çok sıkan, çok sık çıkan konulardan çok soru koydum. Birlikte cevaplayacağız onları. En sonunda bir de program değerlendirmeden bahsedeceğim. Bitireceğiz. Aynı derste ne işlediysek onun böyle bir detaylı tekrarı olacak bu. Ee, ama daha çok soru çözerek de böyle onu böyle pekiştireceğiz. Şimdi, birinci konumuzdan başlıyorum. Biz hatırlarsınız arkadaşlar... Birinci ünitede eğitim ilişkin temel kavramlar diye bir konudan başlamıştık. Yumuşak bir girişti. Önce eğitimin tanımını yapmıştım. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı yönde, istendik, değişik meydana getirme sürecidir demiştim. Sonra bunu açmıştık. İşte eğitim istendiktir yani hedeflere dayalıdır. Gitmek istediği bir nokta vardır. Eğitim bireye verilir. Eğitim bir süreçtir falan demiştim. Biraz da bireyi açmıştım sonra. Birey demiştim, biyolojik, sosyal, kültürel bir varlıktır. Birey yani insan, bizim bir nevi müşterimiz. Onun ihtiyaçlarını bilmeli, onu mutlu etmeliyiz falan diye böyle anlatmıştım. Sonra o konu içinde kültür kavramını biraz açmıştım. Şimdi sizin en çok kafanızı karıştıranlardan birisi, kaynaklardaki garip garip sorulardan dolayı, kültür, kültürleme, kültürlenme, kültürleşmek gibi kavramları ben size açtım. Hatırlatayım. Kültür, insanoğlunun ürettiği her şeydi. Sonra, bir kültür, insanı etkiliyorsa, kültürel izlerini ona aşılıyorsa, etkileme eyleminde bulunuyorsa buna kültürleme denir demiştim. Bunu bilerek, e, formal informal ama bilerek böyle yapıyorsa, e, kasıtlı bir şekilde yapıyorsa, kasıtlı kültürleme eğitimdir demiştim. Bilmeden yapıyorsa gelişi güzel kültürlemedir demiştim. Asimilasyon politikası gibi zorlayarak yapıyorsa da zoraki kültürleme demiştim. Sonra bir de kültürlenme diye bir terim var demiştim. Bunlar kafanızı karıştırıyor. Hiç korkmayın. Böyle sizin o kaynaklarda çözdüğünüz tarzda hiç soru yok. Rahat olun o konuda. Şimdi ben size çıkmış soruyu da göstereceğim. Kültürlenme bir insanın içine girdiği kültürden etkilenme durumu. Etkilenme kelimesini kullanmamışlar da kültürlenme kelimesini kullanmışlar demiştik. Yani kültürleme ile kültürlenme etken edilgen demek gibiydi. Eğer etkiliyorsa etkileyen tarafın yaptığına kültürleme deniyor etkilenen tarafın başına gelene o etkilenme eylemine de kültürlenme deniyor demiştik. İnsan içine girdiği kültürden etkilenebilir. Etkilenmeye kültürlenme diyoruz dedik. Bu arada bir de taktik verdim yalnız size. Kültürlenme oldu mu sentez oluşur, yeni bir şey oluşur. Çünkü etkilenince eskisiz olmazsınız demiştim. Türkiye'de yaşayan birisi Almanya'ya gidip 10 yıl kaldığında Alman kültüründen etkilenme yaşar. Etkilenme yaşadığı için memlekete döndüğünde mesela 30 yıl Türkiye'de yaşamış, 10 yıl Almanya'da yaşayıp kültürlenme yaşamış. Döndüğünde artık eski insan olur mu? Yoksa bambaşka birine dönüşürüm. E dönüşür. Biz zaten onlar o yüzden Almancı, gurbetçi falan diyoruz. İsim bile veriyoruz demiştim. Bu bir taktikti. Yeni bir şey oluşuyor. Sentez oluyorsa kültürlenme aklınıza gelsin demiştim. Dursun. Asıl bizi ilgilendiren konu. Kültürleşme diye bir şey varmış vardı. İşte sözcüklerden yola çıkarak örnek vermiştim hatırlayın. İki kültür birbirini karşılıklı etkiliyorsa kültürleşmedir dedik. İki ülkenin kültürü de olabilir, iki insanın kültürü de olabilir. Fark etmez. İki kültür birbirini karşılıklı etkiliyor ve etkileniyorsa. Ama ikisi de yapacak bu. Yunanlılar Türkleri, Türkler Yunanları etkileyecek. Ya da İtalyan adam Türk karısını, Türk karısı İtalyan adamı kültürüyle etkileyecek. İki tarafta etkilenecek. İki tarafında böyle etkileme etkilenme yani etkileşim varsa etkileşimi gördük mü karşılıklı, karşılıklı kültürleşme diyeceğiz demiştim. Şimdi hazır bunun böyle konusu geçmişken şu soruyu ben size göstermek istiyorum. Bir kere soru çıktı zaten. Bir kere soru çıktı. O soruyu hemen şöyle üstünden vereyim. Bak tekrar söylüyorum ha. Bu konudan sadece bir kere soru çıktı. Öylesin kaynaklarda gördünüz. Kültürlenme, kültürleme, kasıt kültürleme gibi soruların çoğunluğu yazarların uydurması. O yüzden garip garip sorular görebilirsiniz. KPSS'de ise bir tane soru var. Bir bakın bakalım. Zor mu? Nasıl bir soru? Siz kendiniz karar verin. Bir soru sadece şimdiye kadar. Türk erkeğiyle evli olan yabancı bir kadın eve girerken ayakkabılarını çıkarmayı, büyüklerin elini öpmeyi ve misafiri perverliği öğrenir. Türk erkeği ise eşinden pizza yapmayı ve değişik dans figürleri öğrenir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini örnek olarak verebilir? Soruya dönüyorum. Türk ve yabancı bir kadın var. Şimdi Türk ee, erkeği yabancı kadından bir şeyler öğrenmiş. Yabancı kadın Türk'ten bir şeyler öğrenmiş. Yani bu karı koca birbirini etkilemiş kültürüyle. Karşılıklı bir etkileşim gördük mü? Gördük. O yüzden zaten cevaplara yazdınız. Çok güzel. Tabii ki a tabii A'da. Kültürleşme. Bu kadar basit ya. Bir soru çıktı şimdiye kadar. O da bu. Ama tabii kaynaklara bakınca çok acayip şeyler görüyorsunuz. Ee, Kafanızda karıştırıyorlar. Boşverin onu. Şimdi ben şuna da devam edeyim. Biz arkadaşlar Eğitim ilişkin temel kavramlarda bir de eğitimin türleri diye bir konudan bahsettik. Hatırlayın. Eğitimi planlı programlıysa formal, plan program yoksa informal diye ikiye ayırdık. Değil mi? E, bu arada 10 dakika uyarısı verdi dediğim gibi yaptı bu uyarıyı. E, o son dakika dediği zaman ben size çıkıyoruz tekrar gelin arkadaşlar diyeceğim. Gruba tekrar katılacaksınız biz devam edeceğiz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar formal informal diye eğitimi ikiye ayırıyoruz. Aslında çok basit. Form, biçim demek, sistem demek hatta bazı kaynaklarda plan program demek. Eğer eğitimin planı, programı, sistemi, biçimi varsa yani okullarda, kurslarda yapılan planlı, programlı eğitim ise formal eğitim. Eğer plan program yoksa ortada informal eğitim. Sokakta arkadaşların birbirine bir şey öğretmesi informal. E, ama Okullarda öğretmenimize plan programla bir şey öğretmesi formal diye örnek vermiştik. Biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra formal eğitimi de kendi içinde yaygın örgün diye ikiye ayırmıştık. Yaygın örgün de yaş bakımından süre bakımından. Ee, meğer mesela kurslarda, dershanelerde, seminerlerde, hizmet eğitimlerde, halk eğitim merkezlerinde değişik yaş gruplarına, değişik zamanlarda ihtiyaç görüldüğü zaman eğitim yapıyorlar. Değişik zamanlarda değişik yaş gruplarında yapıldığı için bir yayılmışlık olduğu için yaygın eğitim. Ama bir de okullarda bizim hani okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek öğretim yani. İşte lisansüstü eğitim, doktora falan filan diye gidiyor ya. Birbirini takip eden kesitlerden örülü. Belirli yaş gruplarına yönelik tarihleri, zamanları belli. Örülmüş eğitim örgün diyorduk. Aslında çok basit. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğretime giren okul tipleri örgündür. Eğer bunlara girmiyorsa yaygın eğitimdir. Olay bu. Şimdi bunu yine konuşuruz, yine konuşuruz. Ee, ben burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Aslında bir tane video çekmiştim kısa. Ee, çok da beğenmeyerek. O Instagram'ında vardı Sahil Ünal Akademi'nin. Orada da uyardım ama bana bazen derslerde sorduğunuz için e, ben yine şöyle bir söyleme ihtiyacı hissediyorum. Sargın eğitim diye bir şey var, evet. Sargın eğitim diye bir şey var vardı kalktı bakın haberini koydum özellikle hani derste bunu söylüyorum havada kalıyor ama burada işte bilgisayarın gücünü kullanalım direkt google'a girdiniz mi bulabilirsiniz Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde 2009'a kadar sargın eğitim diye bir terim vardı informal eğitimin karşılığı olarak konmuştu dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bunu kızıp reddettiği için sözlükten kaldırıldı yani sargın eğitim diye bir terim bizim sözlüklerimizde yok Akademik kaynaklarda da yok aslında. Ama bireyin kendiliğinden öğrenmelerine sargın eğitim denir. Nasıl yani? Mesela evde kendi kendine halı dokumayı, çorap örmeyi, dikiş nakışı öğrenirsen, kurcalaya kurcalaya bilgisayar kullanmayı kendi başına öğrenirsen buna sargın eğitim diyorlar. Yani şöyle diyelim, evde yalnızken bir şeylere sarıp kendini geliştiriyorsan hiç öğretmen yok, okul yok, hiçbir şey yok. Buna sargın eğitim diyorlar. Zaten kaynaklardaki soruların hepsinde halı dokuma, çorap örme gibi örnek veriyorlar. Halı dokuma, çorap örme, tel kırma, dikiş nakış, evde öğrenilmesine sağgın eğitim derler. Kaynaklarda soru çözersiniz böyle. Ama ÖSYM'de böyle bir şey yok. Çünkü bu kabul edilmiş bir terim değil. Bu bir hatırlatma olsun diye söyledim. Şimdi bir soruyla size bir ufak bir tekrar yapacağım. Hani eğitimi formal informal yaygın örgün diye ayırdık ya. Şimdi çıkmış bir soru üzerinden bir tekrar yapalım hemen üstünden geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun akranlarıyla oynarken ya da arkadaş grupları içinde edindiği informal öğrenmelerin özelliklerinden biri değildir? Yani informal formal diye ayıracağız. Şimdi şöyle bu soruyu çözmek kolay sizin için biliyorum. Ben tekrar olsun diye koydum. Şimdi biz çıkışıp gidelim. A doğal ortamda kendiliğinden oluşur. Formal informal tabii ki informal. Doğal ortam diyor yani sokakta olur, orada olur, burada olur, evde olur, her yerde olabilirse informal. B. Olumlu ya da olumsuz olarak gerçekleşebilir. Nedir? İnformal. Formalde biz olumlu olmasını bekleriz değil mi? Sen okulda olumsuz şeyler öğretmek planlar mısın? Hayır. C. Yer, mekan ve ortam değişebilir. Değişebilir informal eğitimde. Ee, her yerde olabilir. Aslında A şıkkı ile C şıkkı birbirini destekliyor. D'ye gelince planlı ve programlıdır. Bir dakika. Plan, program formal eğitimde olur. Bizde informali soruyordu. İnformalde olmayan şık D'dir. Cevap o. Yine Edirne'ye de bakalım. Kazanılan beceriler kişiye göre değişik gösterir. E gösterir tabii ki. Yani sokakta neyi ne öğreneceğim belli olmaz. Arkadaş çevrenden ne öğreneceğim, hangi beceriyi kazanacağım belli olmaz. Değil mi? Mesela Freud'un yakın arkadaşı Nietzsche'ydi. Senin yakın arkadaşın kim? Benim yakın arkadaşım bir adı Ersen'di, bir Gültekin'di, bir Evren vardı. Hiçbiri de bir şey olamadı. Ee, biz de herhalde bir şey olamadık. Öyle bir laf var ya. En yakınındaki 5-10 kişinin ortalamasısın diyorlar. Senin yanında var Muhittin, Sabahattin, Kemal, Esra, Aylin. E ortalama alıyorsun bizden de ortalama bir şey çıkıyor. Baksana Freud'un yanında Nietzsche varmış. Şimdi ondan informalde olsa öğrendiğin şeyler çok daha değişik şeyler olacaktır muhtemelen. Değil mi? Neyse devam ediyorum. Bize bu arayı verdirtmeden önce. Bir de sistem diye bir kavram vardı. Onu da hemen hatırlatayım. Sistem e, girdisi, işlemi, çıktısı olan yapılara verilen isimdi. Eğitime de bir sistemdir diyorduk. Çünkü eğitimin de girdileri var, işlemi var, çıktısı var diyorduk. Biz, okullar bir sistemdir. Bak, önünüzde de görsel var, görüyorsunuz. Üstünden çok güzel gidelim. Bununla ilgili çıkacak soruları çözersiniz rahat rahat. Bir kere, bir okulda, bir eğitimde ne olması lazım, ne girmesi lazım? Oradan başlayalım. Zamanda bir Milli Eğitim Bakanı şey demişti. Okullarda öğrenci olmasa, hiç sorun çıkmaz demişti. Süper bir tespitti. Yalnız bir soru var. Okullara, eğitim sistemine öğrenci girmezse, öğrenci olmazsa e kime eğitim yapılacak? Değil mi? Şimdi bak bu güzel bir örnek. Böyle insanlar e, böyle çıkıp mesela bazı önerilerde bulunuyorlar. Gerçekten e, değişik oluyor yani. Neyse bunlar kaydediliyor. Çok da garip şeylere girmeyelim. Şimdi hocam. Eğitimin eğitim olabilmesi için, okulun okul olabilmesi için bir şeyler girmesi lazım. Bir, öğrenci girme Şimdi üniversite, ben üniversiteyim, ben okulum diyebilmesi için öğrencisi olması gerekmez mi? Gerekir. Bitmedi. Öğretim üyesi, öğretmeni olması gerekmez mi? Gerekir. Peki eğitim programları, eğitim programı içinde hedef, içerik, e, konular yani olması gerekir mi? Gerekir. Eğitim yatırımları yapılması gerekir mi? Gerekir. Kanunları, yasaları daha girmeden belirlemek gerekir ne, ne kadar sürecek bu okul, ne zaman bitecek bunları baştan belirlemek gerekir. Öğrencinin hazır bulunuşluğu, hazır mı değil mi daha baştan belirlemek gerekir. Ki ona göre program yapacağız zaten. Bunlar girdi. Başlamadan önce bilinmesi, dikkat edilmesi gereken şeyler girdi. Tamam. Peki okulda bir eğitim, öğretim süreci, bir işlem yok mu? Var. Peki orada ne var? İşlemde ne var? Burada aklınıza şu gelsin. Ders sırasında olup biten şeyler işlemdir. Mesela ders sırasında öğretmen yöntem, teknik, araç gereç, materyal kullanır mı? kullanılır. Bunlar işte işlem. İşlem yapıyor. Peki öğretmen ders sırasında pekiştireç kullanır mı? Dönüt verir mi? Düzeltme yapar mı? İpucu verir mi? Etkinlikler yapar mı? Materyaller kullanır mı? Sınıfı yönetir mi? Yönetir. Şu ders içinde olan her şey arkadaşlar sınıf yönetimi, materyal, öğrete de bahsettiğimiz şeyler oluyor süreç. Gördünüz mü süreç yani sistemin süreç boyutu. Bir de çıktı var. Bütün bu eğitim öğretimi yaptıktan sonra işte öğrencinin bilişsel olarak başarısının artması, duygusal olarak mesela ilgi isteğinin artması, öğrenme hızının artması, diploma kazanması, tutum kazanması. Örneğin vatan sevgisi, demokratik tutum gibi beceriler, duygusal özellikler geliştirmesi. Tamamladığımız eğitim programları, tamamladığımız yatırımlar gibi eğitimin sonucunda ortaya çıkan ürünlere de çıktı ürün diyoruz bu kadar basit. Şimdi ben buna size bir soruyla örnek vereceğim. Örnek vereceğim ama bir girip çıkmamız lazım. Tamam hocam, şimdi en son sistem diyordum, değil mi? Bununla ilgili soru göstereceğim size. Ee, ÖSYM'nin sistem konusundaki soru mantığını göstereceğim. Hani gözünüzde çok büyütmeyin diye biraz da. Ee, aşağıdakilerden hangisi öğretim programlarının süreç boyutunun taşıması gereken niteliklerden biridir? Yani şöyle dönelim, dönelim. Süreç boyutu değil, işlem boyutu arkadaşlar, işlem. süreç boyutu, işlem boyutu. Ne var işlem boyutunda? Yöntem, teknik, materyal, pekiştireç, ipucu, etkinlik falan filan demiştik. Şimdi soruya bakalım. Süreç boyutunun taşıması gereken nitelikleri soruyor. Yani ders sırasında olup bitebilecek şeyleri soruyor. Dersin öncesini sormuyor. Dersler sonucu oluşanı sormuyor. Ders sırasında olup biteni soruyor biz aslında. Böyle özetleyebiliriz. Bakalım birlikte. A. Öğrencinin programa başlamadan önce sahip olması gereken özellikleri içermesi. Zaten bak başlamadan önce demiş. Yani hazır bulunuşluktan bahsediyor. Bu girdi. Girdi. B. Öğrenciye yaşantıları yolu kazandırılabilecek bilissel, duyusal ve psikomotor özellikleri içermesi. Ben sizden şunu bekliyorum. Bilissel, duyusal, psikomotoru duyunca Bloom taksonomisi aklınıza gelmiş olmalı. Bloom taksonomisi de hedefte hatırlayın. Hedeflerin taksonomisiydi. E az önce konuştuk. Hedefler ne oluyor? Girdi. O yüzden B şıkkı da girdi. A gir diye, B gir diye örnek. C, öğretme stratejileri yöntem ve tekniğine yer vermiş olması. Strateji, yöntem, teknik. Bunlar nerede kullanılır? İşte az önce söyledik. Yöntem, teknik süreçte kullanılır. Bitti. Cevap bu. Yine de biz bakalım. D. Düzey belirleme ve izlemeyi amaçlayan araçlara yer vermiş olması. Düzey belirleme, izleme. Burada ölçme, değerlendirmeden bahsediyor. Ölçme, değerlendirme de sistemde kontrol ögesidir. Bunu da arada bile hatırlatmış olayım. Sistemi hatırlarsanız üçe ayırmıştım. Açık sistem, yarı açık sistem, kapalı sistem. Açık sistem en iyi olan sistemdi. Girdi, işlem çıktı var. Kontrole açıksa, sürekli kontrol ediliyorsa, dönüt alınıyorsa açık sistemdir. Arızası az sistemdir demiştik. İşte bu değişik şıkkı buna atıfta bulunuyor aslında. Değerlendirmelerle sürekli sistem doğru gidiyor mu? Çocuklar öğreniyor mu? İyi mi gidiyor? Sürekli kontrol ediyorsunuz. Siz sürekli kontrol ederseniz sisteminiz arıza riski düşer. Açık sistem, kontrolü açık sistemdir demiştik. Yarı açık vardı hatırlayın. Girdi, işlem, çıktısı olup kontrol yok ya da yetersizse. Kontrol yok ya da yetersizse yarı açık. Ben bunu hani kontrole yarı açık yarı değilse yarı açık sistem diyordum. Bu kötü bir sistemdir. Önerilmez. Bir de kapalı sistem vardı. Girdi, işlem, çıktı kontrol diyoruz ya. Bunda kontrol hiç yok kapalı sistemde. Hatta girdi, işlem, çıktıdan sadece birisi var. Sadece birisi varsa Demiştik ki bu kapalı sistemdir, kötüdür. Hatırlatmış olayım onu. Aslında öyle bir soru yok. E, E şıkkına da bakalım. Konu alanının özelliği dikkate alınarak aşamalılık ilkesine göre ifade edilmiş olması. Ben size burada bir test etmek istiyorum. Bayağıdır tekrar etmedik. Program bilginiz daha funbalar olmuştur ama. Sorum şu. Konu alanının özelliği dikkate alınarak aşamalık ilkesine göre ifade edilmiş olması. Burada bir tane program ögesine atıfta bulunuyor aslında o atıfta bulunduğu program ögesi hani hedef içerik eğitim durumunda değerlendirmeden hangisidir bana söyler misiniz hedef içerik eğitim durumunda değerlendirmeden hangisini atıfta bulunuyor e şıkkı evet konu alanının özelliği dikkate alınarak aşamalık ilkesine göre ifade edilmiş olması Aynen öyle. İçerik tabii ki. Ya bir dakika şimdi. Konu demiş zaten. Konu bir değil mi? Aşamalılık demiş ki bunu tekrar da bir daha söyleyeceğim. E, aşamalık dediği konuların aşamalı ilerlemesi. Basitten karmaşa, kolaydan zola. Hatta doğrusal içerik düzenlemeye aslında göz kırpıyor. Birazdan bunu tekrar edeceğim. Güzel. Helal helal çok iyi. Kendinize güvenin ya rahat olun. Rahat olun arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Bunu bir hatırlatmak istedim. Burada C sorunun cevabı süreç o. Diğerleri ona uymuyordu. Peki. Bir de şöyle bir konumuz vardı. Hızlıca hatırlatacağım. Ee, her sistemin bir kullanım kılavuzu olur. Arabaların kullanım kılavuzu olur. Buzdolabının kullanım kılavuzu olur. Televizyonun kullanım kılavuzu olur. Her sistemin kullanım kılavuzu olur demiştim. Hatırlayın. Şimdi bizim Türk eğitim sisteminin de bir kullanım kılavuzu var. Bizim Türk eğitim sistemi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu diye bir kılavuzuna ve bu kanunda bir kere genel hedeflerimiz, özel hedeflerimiz yazıyor kanunda. Genel hedeflerimiz üç taneydi. Kanunlar vatana, millete bağlı, saygı, iyi yurttaşlar, iyi vatandaş atıştırmak birinci amacımızdı. Uzundu ben kısaltıyorum. İki, yaratıcı, yapıcı, seven, sevilen, sosyal, bilimselir düşünebilen, gerektiğinde toplum ilerlik edebilen iyi insanlar yetiştirmek. İkinci amacımızdı, üçüncü amacımız bizim kanunumuzda meslek sahibi yapmaktı. Bütün okullar, bütün kurumlar bu ilk üç amacı yerine getirmeye çalışır, demiştik. Özel hedefler vardı bir de. Özel hedeflerse kanunda yer almaz. Her okulun kendi özel hedefleri olur. Bir okul öncesinin, bir makine mühendisinin, bir ilkokulun, bir e, işte kız meslek lisesinin kendi özel amaçları olur, demiştik. Bunu bir hatırlatmak istedim. E, bu arada. Bunları söylemiştim. Derste belki söyledim, belki söylemedim. Şimdi ama tekrarda mutlaka söylüyorum bunu. Arkadaşlar, şimdi az önce anlattığım genel hedefler, özel hedefler kanunda yazan hedef sınıflaması. Yani kanunda iki tür hedef var. Türkiye eğitiminde kanuna göre. Genel, özel hedefler. Kanun böyle. Ama program geliştirme profesörlerine göre, ki bundan soru çıktı şimdi soruyu da göstereceğim. Özellikle isim de vereyim. Veysel Meze göre ve bir hiyerarşi genelden özele en genel olan uzak hedefler sonra genel hedefler sonra özel hedefler ben şöyle özetlemeyi seviyorum hiç kafanızı karıştırmadan uzak hedefler devlet hedefleridir devlet de 50 100 200 300 bin yıl sonrasında düşünür böyle bir yetiştirmek istediği insan gücü felsefesine ideolojisine uygun insan tipi benimser o tarz böyle çok genel, çok aşırı genel hedefler Devletin hedefleri uzak hedeflerdir. Okulun hedefleri ise okulların, kurumların, kursların falan filan hedefleri ise genel hedeflerdir. İyice özele inip dersten, konudan hedefler ise özel hedeflerdir. Uzatmayayım. Çok böyle özetlemek gerekirse profesörlere göre özellikle de sönmeze göre üç tip hedef var. Uzak hedefler, genel hedefler, özel hedefler. Devletin, okulun, dersin. Soruda devletin Hedeflerinden bahsederse uzak. Okuldan bahsederse genel. Dersten, dersin içindeki konudan bahsedip iyice detay enerse özel diyeceğiz. Bunu anladık mı? Bu dediğimi anladık mı? Şöyle bir böyle çete ok yazın, evet yazın. Kısa kısa. Arada bana dönüt verin. Yalnız olmadığımı anlayayım ben. Evet, evet, evet. E görelim o zaman. Evet dediniz, görelim. Bu konuda çıkmış soruyu görelim. Bakalım ee, bunu da size bırakacağım. Yapabilecek misiniz? Görmek istiyorum. Fen ve teknoloji dersi öğretim programının vizyonu. Bütün öğrencilerin bireysel farklılıkları ne olursa olsun fen ve teknoloji okuryazı olarak yetişmesidir. Bu vizyon aşağıdaki hedeflerden hangisine örnek olarak verilebilir? Size bir yardımcı olayım mı? Ee, burada milli hedef, yakın hedef, temel hedef demiş. Bizim öyle bir hedef sınıflamamız yok onları atabilirsiniz. Size öyle bir ipucu verebilirim. Bizim özel e, e, ve uzak burada sadece seçeneklerimizde verdiğim ipucuna dönün. Dersten bahsediyor. Özel devletten bahsediyorsa uzak hedef demiştim. Burada devletten hiç bahsetmiş mi? Hayır. Dersten bahsetmiş mi? Evet. E dersten bahsettiği için cevabımız A tabii ki tebrik ediyorum efendim. Tebrik ediyorum. Dersten bahsettiği için burada özel diyeceğiz. Farkında mısınız? Hiç kafamız karışmasın diye adamlar şıklara geneli de koymamış. Genel hedefler bile dememiş. Kafamız karışmasın diye. ÖSYM'nin bu tarzı güzel oluyor. Geçiyorum. Birinci ünitemiz bitti. İkinci ünitemizi hemen tekrar edelim hızlıcanak. Arkadaşlar ikinci ünitemiz plan program nedir ünitesiydi? Hatırlatırım size ben plan programları bir apartman şeklinde çizmiştim. En üst katta eğitim programı, onun bir altında öğretim programı, ders programı, ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planı vardı. E, demiştim ki burada bir ilişki var. Yukarı çıktıkça kapsam artar, aşağı indikçe ayrıntı artar. Aynı Türk filmleri gibi. Nasıl ki eski Türk filmlerinde üst katlara çıktıkça zengin, çevresi geniş, kapsamı geniş insanlar oturuyor. Aşağı indikçe dert tasa, çoluk çocuk ayrıntı artıyor. Hatta Adını Feriha Koydum diye bir dizi vardı yakın zamanda sayılır yine. Onda bile öyle bir şey vardı. Alt katlarda genelde fakirleri dert tasa çok olan insanı oturtuyorlar. Yukarı katlarda daha zenginler oturuyor. Çevresi geniş oturuyor demiştim. Şimdi burada da öyle bir durum var. Mesela çevresi en geniş, kapsam en geniş program, eğitim programı. En ayrıntılı ise ders planı demiştik. Şimdi burada bir iki detay daha vermiştim. Hatırlatayım. Sonu programla bitiyorsa komisyonlar hazırlar. Sonu planla bitiyorsa öğretmenler hazırlar demiştik. Bunu hatırlıyor musunuz? Size böyle arada çeke ki böyle bir kontrol edeyim. Evet, 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 evet. Çok güzel. Hatırlıyorsunuz. Çok güzel, çok güzel. Şunu da hatırlayın o zaman. Aslında burada özellikle bize sordukları ders planı. Bize sorulan o. Ee, onu da birazdan açacağım size. Hani o dikkat çekme, güdeme, gözden geçirme gibi. Var diye hatırlatacağım şimdi. Ee, bir iki uyarım var ama onları da söylemek istiyorum. Arkadaşlar plan program türleri bunlar Türkiye'de. Ve şöyle bir şey var. Biz öğretmenler plan yaparız. Yalnız planları kafamıza göre yapmayız. Planları devletin çizdiği bu programlardaki çerçeveye göre yaparız. Komisyonlar eğitim programlarını, öğretim programlarını, ders programlarını hazırlar. Biz bunlara bakarak bu çerçeveye uyarak ders planlarımızı yaparız diyoruz. Burada size bir hemen ara bilgi vereceğim. Derste işlediğimiz yere atıfta bulunacağım. Plan programlarda bazı özellikler vardı. Mesela esnek ve çerçeve olma, uygulanabilir olma, işlevsel olma gibi, devleti toplumu uygun olma gibi hatırladınız. Onları ben size şöyle bir küçük bir üstünden geçivereyim isterseniz. Şimdi hocam, mesela Feride hocam, bir beden eğitimi öğretmenisin. Feride hocam inşallah atanacak, gidecek, görevine başlayacak. Yürekten inanıyorum. Hepiniz de hak ediyorsunuz. Burada olmanız bile şu zor günlerde azminizi, hırsınızı gösteriyor. Samimiyetle söylüyorum. Bu Önemli bir şey. Bu önemli bir şey. Ee, şimdi Feride hocam inşallah atandı, görevine başladı. Soruma cevap verin. Gittiği yerde beden eğitim dersinde kafasına göre ders işleyebilir mi? Yoksa devletin beden eğitimi programlarında hazırlamış olduğu çerçeve uymak zorunda mı? Evet. Şöyle bir iki kişi yazsa yeter. Tabii ki zorunda. Tabii ki zorunda. Öyle olur mu ya? Herkes gittiği okulda kafasına göre ders işlesin? Olmaz. İyi de olabilir, kötü de olabilir, çoğunlukla da kötü olur, ben söyleyeyim. Bir kere çerçeve uyacağız. Ama şöyle bir şey var, şöyle bir şey var. Ee, mesela kardeşim, e, öyle yerler var ki, mesela ben Adapazarı'nda çalıştım, Adapazarı'nda futbola manyak bir merak var. Yüzme havuzları var, yüzme sporunda bayağı bir yatkınlık var Adapazarı'nda. Gerçekten kulüpler var 7-8 tane. Şimdi Adapazarı'na gittiğinizde, Muhtemelen derslerde yüzme ve futbol konusu geçtiğinde çocukların ilgisi artacaktır. Çünkü o bölgede yüzme ve e, futbol konusu çok gelişmiş. Yalnız, yalnız e, atıyorum e, Kastamonu'ya gittiniz. Kastamonu'daysa hiç yüzme havuzu yok. Kastamonu'da atıyorum futbola da ilgi yok. Şimdi beden eğitimi derslerinde futbola ilgi duymayabilir çocuklar. Yüzme hiç ilgi duymayabilir. Doğru mu? Çevreye göre, bireysel farklılığa göre böyle durumlar olabilir. E o zaman biz Mesela ada pazarında yüzmeyi çok detaylı işlerken yerine göre e, kastamonda yüzmeyi çok detaylı işlemeyebiliriz. İşleriz ama çok detaylı işlemeyiz. Çünkü çok çocukların ilgisi orada olmayabilir. Değil mi? İşte buna da diyoruz ki esnetmek programı. Çerçeve uyacaksın. Programda şu işlenecek dediyse devlet işlenecek. Ama bulunduğunuz çevreye göre, çocukların ilgisine göre az ya da çok, zor ya da kolay işleyebilirsiniz. İşlemek zorundayız ama düzeyini biz ayarlayabiliriz. Az işlersin, çok işlersin, detaylı işlersin, detaysız işlersin ama işlersin. Esnetme hakkımız var. O esneklik çerçeve bunu kastediyor. Şunları da hatırlatayım. Uygulanabilirlik ve işlevsellik var. Uygulanabilirlerimiz şey şu. Gerçek yaşamla çelişmeyeceksin. Mesela ben dedim ki Salih Ünal Akademi olarak biz hadi gelin bu program üzerinden online ders işleyelim. Peki bazı arkadaşlarımızın bilgisayarı olmayabilir. Cep telefonu olmayabilir interneti olmayabilir. Elektriği olmayabilir, şartları olmayabilir, yetersiz olabilir. Bu durumda bu program onlara uygulanabilir mi? Evet. Uygulanabilir mi? Uygulanamaz, değil mi? Uygulanamaz. Demek ki demek ki gerçek yaşamla çelişmemek lazım. Yaptığın program işe yarayacak. Yaramıyorsa sıkıntı. Kendimizden bir örnek vereyim. Siz de ben de öğretmenim. Öğretmeniz. Bir örnek vereyim çoğumuzun dediği bir şey vardır öğretmenlikte. Yahu eğitim fakültesinde öğrendiğim hiçbir şey meslek yaşantımda işe yaramadı. Boşa geçmiş üniversite. Sudan çıkmış balık gibi oldum. Üniversitede öğrendiğim hiçbir şeyi ben okulda yapamıyorum ki diyorsun. O zaman işte bu bize bir örnek. Demek ki okulda öğretilenler işlevsel değilmiş. İşe yaramamış. Yıllarca İngilizce gördük. Belki 10 yıl ama bir turistle geldiğimizde konuşamıyoruz. Demek ki bize uygulanan İngilizce programı işlevsel mi değil, değil mi hocam? İşte sıkıntı bu. Şimdi e, mesela yeni bir atak başladı, bir milyon yazılımcı yetiştirecekmişiz. E, e, şimdi öyle yazılımcı yetiştireceğim de olmaz. Sen yazı, yazılımcı eğitecek programlar hazırladın da o kurslara katılan programlara katılan herkes birden internet siteleri yapmaya başlayabilecek mi? Herkes böyle bilgisayar kodları yazabilecek mi? Hayır. Bir programı yapmak yetmez. Bir de işlevsel olması, işe yaraması lazım. İşe yaramıyorsa geçiniz. Bunları bir hatırlatmak istedim. Şimdi e, bir de şunu hatırlatayım ben size. Bir de şunu hatırlatayım. <laughs> teşekkür ederim Baki Hocam. Bende de potansiyel var gördüysen. Teşekkür ederim. Bu arada benim web editörlüğüm var zaten. Var ama e, kolay değil o işler biliyorum yani. Çok zor. Çok çok zor. Şimdi arkadaşlar bir şey de hatırlatmak istiyorum. Eğitim programları bir makina gibidir. Eğitim programlarının dört parçası vardır demiştim. Hatta az önce bir sorun içinde bir daha geçirdim onu. Hatırlatayım. Eğitim programları dört parçadan oluşur demiştik. Dört. Hedef, içerik, eğitim durumları değerlendirme. Hatırladınız? Bunları ben size şöyle bir hatırlatayım. Konumuza da böyle çünkü bağlantılı olacak. Şimdiden bir gelmiş olsun. Programlar dört ögeden oluşur hedef, içerik, eğitim durumları değerlendirme. Diğer isimleri vardı. Alışalım, unutmayalım. Hedef yerine ne diyorlardı? Amaç. Daha çok eski programlarda amaç diyorlardı, onu söyleyeyim. Yeni programlarda ise kazanım demeyi tercih ediyorlar. Az önce gördünüz, içerik. İçerik, konu, muhteva, tema gibi isimlerle karşımıza gelebiliyor. Eğitim durumları, öğrenme yaşantıları, öğrenme fırsatları, süreç boyutu gibi isimler alabiliyor değerlendirme ise sınma durumları isimleri alabiliyor. Bunu niye hatırlatıyorum? Tekrar, tekrar karşımıza gelecek tekrarda. Bu plan programlar arkadaşlar hep dört parçadan oluşur. Ben şöyle benzetmeyi seviyorum. Apartmana benzettik ya plan programları. Her bir program bir apartman dairesi değil mi? Bu program ögelerini de şuna benzetebilirsiniz. Bu her dairenin dört tane odası var arkadaşlar. Dört tane odası var. Hedef, içerik, eğitim durumu değerlendirme. Ve her katta bunlar var. Yani üst katta eğitim programında da dört öge var, ders planında da dört öge var. Bütün plan programlarda dört tane öge vardır. Bunu hatırlatmak istedim. Şimdi e, bunlara geleceğiz ama bir soru var. Hem de bize bir tekrar yaptırmış oluyor bence. Az önce anlattığım bir şeyi anlayıp anlamadığınız bize gösterecek. Öğretmenler yıllık plan, ünite planı ve günlük plan hazırlarken aşağıdaki önerilerden hangisini öncelikli olarak yapmalıdır demiş hangisini öncelikli olarak yapmalıdır? A. Planları ders kitabının yönlendirmelerine göre yapma. B. Öğrencilerin önceki yıllarda öğrenmiş olmaları gereken bilgileri dikkate alma. C. Öğrencilerin zorlanarak ulaşabileceği güçlükte hedefler belirleme. D. Ders boyunca sürecek uzun etkinlikler planlama. E. Öğretim programını inceleme. Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Ben burada müdahale etmeyeceğim. Yorumu sonra yapacağım. Evet cevaplar geliyor. Geliyor. <laughs> Baki hocam. Hepinizinki doğru. Hepinizinki doğru arkadaşlar. Ee, Mahsum hocam o doğru değil. <laughs> ya size ters köşe yapmıyorum. Bak şimdi hepsini açıklayayım. A. Çok önemli benim önem verdiğim detay bu. Çok hatalı bir noktadır. Yakalanmadınız çok güzel. A planları ders kitabının yönlendirmelerine göre yapma. Uyarmıştım hatırlıyorsunuz muhtemelen. Ders kitabına göre ders işlenmez. Plana göre ders gider. Programa göre ders gider. Ders kitabı bize yardımcı olur. Hatta olmasa da olur. Bilmiyorum hatırladınız mı bunu söylediğimi. A direkt evleniyor. B. Öğrencilerin önceki yıllarda öğrenmiş olmaları gereken bilgileri dikkate alma. Olur. Hazır buluştuktan bahsediyor. Plan program yaparken buna dikkat etmeliyiz. B doğru. Yalnız soruya dikkat öncelikli olarak yapmalıdır demiş. Yani biz burada en doğru arıyoruz. B doğru ama en doğru mu? Devam etmemiz lazım. C. Öğrencilerin zorlanarak ulaşabileceği güçlükte hedef belirleme. Burada sıkıntılı bir kelime var. Zorlanarak. Bir dakika ya. Ben niye zorlayayım ki? Biz aksine basitten karmaşa, kolaydan zora gideriz. Çocuk yapabilirim duygusunu hissetsin isteriz. Bu eski tip geleneksel eğitimlerin özelliği zorlamak çağdaş şey eğitimde öğrenci zorlanmaz. Aksine yapabiliyorum hissi aşılanır ki çocuk istek duysun. C'de zorlanarak dediği için yanlış. Onu demese tamamdı. Ama zorlanarak dediği için ne yazık ki o şıkkı ediyoruz. D. Ders boyunca sürecek uzun etkinlikler planla. bu planlama. Bu planlama sıkıntı uzun etkinlikler. Niye uzun etkinlik planlıyoruz kardeşim? Biz ekonomik etkinlik planlarız. Ekonomik. O yüzden deniz de yanlış. E. Öğretim programı inceleme. Ha, az önce ben size bir şey söyledim. Ne dedim? plan programlar şöyle göstereyim pardon. Dedim ki plan programlar apartmanında planlar programlara göre yapılır. Mesela Feride Hocam gittiği bir okulda kafasına göre ders işlemeyecek. Programlara bakacak demedik mi? Dedik. Siz de bunu onayladınız. Aynı şey sordu aslında değişmedi. Öğretim programını incelemek zorundayız. Heh, öğretim programı incelediniz. Diyor ki program bu konu işlenecek. Onu işleyeceksiniz ondan sonra B şıkkını uygulayabilirsiniz. Yani programa göre ders işleyeceksiniz. Program diyor ki ilk aşama mesela şu öğretilecek. Toplamalar. Tamam. B şıkkı öğrencinin seviyesine ondan sonra bakın kolay ya da zor. B şıkkı ikinci sıradadır. Öncelikli sorduğu için eliyoruz. Yani e, e şıkkımız doğruydu. Tekrar üstüne basarak söyleyeyim. Şimdi geldim en önemli konuya burada. En önemli. Bu anlattıklarına bakmayın. Bunlar e, az ihtimallilerdi. Şimdi çok güçlü ihtimal. Hatta bu anlatacağım şey normalde ÖYT'de çıkıyor arkadaşlar. ÖYT sorusu olarak karşımıza geliyor. Ders planı aşamaları vardı. Dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme, derse geç, işleyiş, özet, değerlendirme. Hızlıca hatırlayalım bir de bununla ilgili soru çözeceğiz. Öğretmenler güzel bir ders işlemek istiyorsa önce dikkat çekmelidir. Nedir? Ortama zıt bir etkinlik yapmalısınız. İlginç bir soru sorabilirsiniz. Video izletebilirsiniz. Slide izletebilirsiniz koltuk altınızda bir gazeteyle girip bir şeyler okuyabilirsiniz. Öğretmenin araç gereçle girmesi dikkat çeker demiştim. Bunu materyal tasarımda söylemiştim. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Yine hatırlatmış olayım. Araç gereç kullanımı ÖSYM'nin dikkat çekmede en çok kullandığı şeylerden birisidir. Bir tanesi de ilginç sorular sorarak derse girme dikkat çekmek. Dursun. Dikkat çekmek yetmez. Dikkatin sürmesi için güdüleme lazım. İstek uyandırma. Nedir bu? Bilginin neden öğrenilmesi gerektiğini, niçin öğrenilmesi gerektiğini söylemek. Ne işe yarayacağını söylemek, işlevsel yönünü söylemek. Öğrenciyi güdüler. Gerçek yaşamdaki yeri. Bunun ne önemi var? Neden öğrenmeliyiz? Öğrenciye bunu hissettirdiğinizin bu güdülemedir. Sonra gözden geçirme var. İki türü vardı hatırlatırım. Hala bunu kaynakların çoğu çözemedi. Bu sizin için bir avantaj olabilir. Gözden geçirme iki türlü. Bir geriye dönük gözden geçirme. Geçen ders neredeydik? Şu neydi arkadaşlar? Bu kavram neydi? Bu kavramı nasıl tanımlamıştık gibi. Ön bilgiyi yoklayan geçmiş bilgilerle bağ kurmak, bağ kuran sorular sormak, ipuçları vermek, geri dönük gözden geçirme. Bir de ileri dönük gözden geçirme vardı. Nedir? O gün işleyeceğiniz dersin konu başlığını söylemek. Sadece konu başlığını. Bugün konumuz endoplazmik retikulum demek mesela. Bunu güdülemeyle ile karıştırdığını zanneder insanlar. Yine hatırlatayım. İnsana konu başlığını söylemek güdüleme yapmaz arkadaşlar. Şimdi ben sana bugün konumuz endoplazmik retikulum dediğimde güdülendir Muhtemelen birçoğumuz bunun ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ama bugün öğreneceğimiz konuyu bilirseniz, mesela bugünlerde bazı insanların neden hastalandığını, bazılarının nasıl çabuk iyileştiğini daha iyi anlayacaksınız. Siz bir hastalık geçirme durumunda hayatta kalma şansınızı arttıracaksınız desem, bak bu ne oldu? Bu güdüleme oldu. Çünkü ne işe yarayacağını söyledim. Neden öğrenmek gerektiğini söyledim. Mantık bu. Sonra derse geçiş. Hadi başlayalım diyorsunuz. Girişi yaptıktan sonra dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme yaptıktan sonra başlayalım diyorsunuz. İşte iş kısmında aracı geleci yöntemi tekniği materyali kullanıyorsunuz. Pekiştirici bucu falan neyse orada kullanıyorsunuz. Sonra işlediğiniz dersi, dersin sonunda bir toparlayıcı konuşma yapıyorsunuz. Bugün şunları şunları konuştuk. Bunları bunları konuştuk diyorsunuz mesela. En sonda da değerlendirme. 3-5 soru sorabilirsiniz ne kadar öğrenmişler, öğrenmişler mi, ders başarılı geçmiş mi, geçmemiş mi anlamak için. Bu önemlidir. Mesela ben şu an ne yapıyorum? Bir konuyu anlatıyorum size. Anlattıktan sonra soru gösteriyorum. Soruyu çözün diyorum. Siz çözüyorsunuz. Siz çözdüğünüzde anlıyorum ki benim dersim başarıya ulaşmış. Çözemezseniz anlıyorum ki derste bazı yerler anlaşılmamış. Öğrenci tam öğrenememiş. Derslerde mutlaka değerlendirme yapmak gerekir. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu aşamaların başına bakın numara koymadım ben. Neden biliyor musunuz? Bunlar böyle 1-2-3-4-5 diye yazılmaz. Ara ara değişir bunların yeri. Mesela ara güdüleme yapmanız gerekebilir. Ara gözden geçirme yapmanız gerekebilir. Ara özetler yapmanız gerekebilir. Ara değerlendirme yapmanız gerekebilir. En yakın örneğimiz benim. Bakın ben değerlendirmeyi dersin sonuna bırakmıyorum. Ara ara sorularla yapıyorum. E iyi olmuyor mu? Dersin sonuna yapsam belki de unutursunuz. Değil mi? Ama burada ara ara yapınca güzel oluyor. Ya da şöyle yapalım ya görelim. Hazır üstündeyken hemen bir soru çözelim sizinle birlikte. Soru çözelim. Ayşegül öğretmen coğrafya dersinde doğal afetler konusunu işleyecektir. Dersi işlemeye başlamadan önce öğrencilerine sel felaketiyle ilgili bir film izletir. Daha sonra bu derste öğrenecekleri bilgilerle ileride karşılaşabilecekleri benzer bir durumda nasıl davranmaları gerektiğini öğreneceklerini söyler. Yukarıda Ayşegül öğretmen ders aşamalarından sırasıyla hangilerini kullanmıştır diye iki tanesini soruyor. Şöyle birlikte adım adım gidelim. Doğal afetler konusu işleyecek bu öğretmen sel felaketiyle ilgili bir film izletiyor. Bu bir aşama olacak. Sonra bu derste öğrenecekleri bilgilerle ileride karşılaşabilecekleri benzer durumda nasıl davranmaları gerektiğini öğreneceklerini söyler diyor. Bu da bir aşama. Birincisine, ikincisine bunu sormuş. Sizden de e'ler, e'ler, e'ler gelmiş. Ama doğru değil ya. E değil ki can. Nasıl ya? Emin misiniz E olduğuna? Yüzde yüz E diyor Feride Hocam. O artık şova kalktınız yani o derece. <laughs> Yanlışsın hocam deyin ya. Valla kesinlikle doğru. E tabii ki arkadaşlar. Filmi izletmesi dikkat çekme. Sonra ne işe candan falan bahsetmiş. Tabii ki o. Tebrik ediyorum. Güzel. Güzel. iyisiniz, iyisiniz. Peki. Peki. Bir de şunu hatırlatayım ben size. E, bu plan program türlerini işlerken posterın program türleri vardı. Hatırlatırım. Çok sık sorulan ki bununla ilgili soru da göstereceğim yine. Poster'ın program türleri vardı. E, beş tür program. Resmi program, uygulanan geçerli program, ihmal edilen geçersiz program, ekstra olağanüstü program, örtük program. Çok hızlıca hatırlayalım. Resmi program o devletin öğretim programlarında, ders programlarında komedi, yazılı, resmi gözüken talim terbiyenin sitesinden indirebileceğiniz yazılı, çizili programlardır. Devletin hazırlattığı programlardır, resmi programlar. Devam ediyorum. Uygulanan programsa bir öğretmenin okulda bu devletin programının ne kadarını uygulayabildiğidir. Feride hocamdan örnek vermişti ki oradan devam edeyim. Feride hocam beden eğitimi dersine giriyor 8. sınıfların. 8. sınıflarda 10 tane konu var diyelim ki programa göre. Bu devletin programı gönderilen 8. sınıflar beden eğitimi ders programında, öğretim programlarında 10 tane konu görüyor diyelim ki. Bu yazılı program, resmiyette gözüken program, devletin gönderdiği program. Yalnız Feride Hocam'ın çalıştığı okulda şartlar çok kısıtlı, Mesela e, cimnastikle ilgili bir konu koymuşlar, cimnastik aletleri yok. Basketbolla ilgili konu koymuşlar, basketbol topu yok, basketbol potası yok. Şimdi 10 tane konunun en az ikisi şartlar nedeniyle uygulanamıyor. Diyelim ki. Şunu diyoruz, Feride Hocam devletin programındaki 10 konudan 8 tanesini uyguladı. İşte uygulayabildiği kısma, hayata geçirebildiği kısma uygulanan program diyoruz. Devletin programında yazılı olduğu halde o uygulayamadığı basketbol, cimnastik gibi konular uygulanamayan program oluyor. İhmal edilen geçersiz program oluyor. Onlar da yazılı ama şartlar gereği uygulanamıyor. Bunlar hep biz öğretmenlerin başına gelen şeylerdir. Buna isim vermiş olsun. Bir de gönlümden kopan yazdım görebilirsiniz. Şimdi bazı öğretmenler hırslı ve idealisttir. Diyelim ki bizim Feride Hoca da öyle çıktı. Devletin programında olmadığı halde Okulda mesela izcilik kulübü kurdu, badminton kulübü kurdu, çok değişik böyle sportif aktiviteler ekledi. Hafta sonları falan izin alıp okuldan yine planlı programlı yine yazılı dikkat, ekstra programlar yaptı ekstra. Yakınlarda bir e, turnuva olduğunu duydu badminton turnuvası izinleri aldı planlı şekilde badminton turnuvasına çocukları götürdü. Planlı programlı ekstra bazı şeyler. Feride Hocam'ın gönlünden kopar yaparsa bunlar da ekstra program. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Ekstra programlar da yazılıdır, izinlidir. Ama o devletin talim terbiyenin yazdığı programda yazmaz. Mesela talim terbiye orada badminton diye bir şey yazmamış. Ama Feride Hocam okulda badminton kulübünü kurmuş izin alarak. Yazılı, herkesin haberi var, yapmış. Geziler, kurslar, sosyal kulüp faaliyetleri ekstra programdır genellikle. Bir de örtük program var. ÖSYM'nin en çok sorduğu. Örtük program yazılı değil. Diğer hepsi yazılı. Uygulansa da uygulanmasa da yazılı diğerleri. Örtük program yazılı değil. Şöyle üstünden geçeyim. İlişkisel, örgütsel, kurumsal demiştim derste. Belki hatırlarsınız. Mesela beden dili, jest, mimik, efendim e, atmosfer, sınıf iklimi, okul iklimi, ee, okul müdürünün tavrı, hizmetlinin tavrı, yemekhanedeki insanların tavrı, okul etrafındaki insanların tavrı, hava durumu gibi yazılı olmayan bazı şartlar vardır. Ya da siz söyleyin yani, var mı yok mu? Şimdi ee, mesela e, şöyle bir din kültürü alak bilgisi dersinden örnek vereyim. Derler ki ilahiyatçı arkadaşlar, İzmir'de din derslerine girmekle, e, mesela Konya'da din derslerine girmek çok farklıdır. Konya'da mesela din dersi mesi huşu içinde dinliyor insanlar. Öğrenciniz. Sen anlattıkça böyle hepsi dua edecek kıvamdalar. Hele Ramazan şu an ders olsaydı muhtemelen dersler daha da güzel geçerdi böyle huşu içinde dinliyorlar. Peki İzmir'de ben İzmir'de okuduğum için biliyorum hocam. İzmir'de ya şimdi öğrenciler ateist olanlar var, velilerde ateist olanlar var, şu var falan filan. Din dersleri öyle bir geçiyordu ki. Yani çok acayip olursun. Normalde planda programda yazmıyor ama öğretmen boncuk boncuk terliyordu. Yani mesela hoca Allah her şey kadirdir, her şeyi yaratabilir yazıyordu. Hemen bir elini kaldırıyordu. Hocam Allah her şeye kadirse kaldıramayacağı büyükte bir taş yaratabilir mi diyordu. Ben de Balıkesir'den gelmişim. İlk defa duyuyordum öyle şeyler. Böyle dönüp bakıyordum. Ne diyor lan bunlar diye. Hoca vallahi hiç derste bayağı zorlanıyordu. Demek ki şartlar, beden dili, hava durumu, aklınıza gelebilecek her türlü şart. Yazılı olmayacak sadece. Etkili öğrenci bunlara diyoruz ki örtük program. Yazılı olmayan, resmiyette gözükmeyen informal şartlar örtük programdır. Her şeyi buna sokabilirsiniz. İsterseniz şöyle hemen bir örnekle göstereyim. Bak çok güzel bir soru bu. E, film gibi sonunda ortaya çıkarttırıyor her şeyi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya konan öğretim programlarında belirtilen amaç ve etkinlikleri Kapsamaz. Son kelime de iş çeviri veriyor. Kapsamaz. Devletin yazdıklarını demek istiyor. Öğretme öğrenme süreci içerisinde ortaya çıkan bilgiler, düşünceler, değerler, uygulamalar ve bu uygulamalar sonucunda öğrencilerde meydana gelen bütün özellikleri kapsam. Çok kapsamlı konuşmuş. Bütün diyor. Her şey. Her şey dedin mi o iş değişir. Olumlu, olumsuz, iyi, kötü her şey varmış şimdi. Peki okulun düzeni kuralları, fiziksel ve psikolojik çevresi, yöneticilerin ve öğretmenlerin sözlü ya da söz olarak verdikleri bütün iletiler. Yani öğretmenin o gün beden dilinin mesela istekli olması, okulu sevdiğini hissettirmesi ya da hissettirmemesi gibi şeyler. Mesela şöyle bir örnek vereyim buna. Dershanede arkadaşlar ya da ben size ilk günden cep telefon numaramı verdim. Bana soru gönderen arkadaşlar olmuştur. Hiç sorularınızı çözerken benden değil diğer dershan hocalarımızdan da atıyorum Mehmet Yardım falan filan Sahil Hocam herkes için söylüyorum. Şimdi geldiğinizde soru çözdürmek istediğinizde ya bırak hocam ne sorusu ya yorulmuşum zaten soru orayı istemiyorum. Tavrı gördünüz mü? Ben söyle bir şey yaptım mı hiç? Yoksa sorunuzu hemen cevapladım mı? Cevaplamışımdır herhalde yani. <laughs> Hatta geç kalmamaya çalışıyorum. Çünkü hemen dönüt vermeye çalışıyorum. Uyumuyorsam hemen cevap veriyorum. Öğretmende böyle bir istek görürsen, sende de istek oluşur ama tam tersi. Öğretmen ne sorusu hocam boş ver ya. Zaten atanmak falan bunlar zor işler. Boş ver hiç zorlama gibi isteksiz bir tavır. Hiçbir yerde yazmaz ama öğrenci etkiler mi etkiler? İşte bak bunları örtük programdır. E bu sorunun cevabı da tabii ki örtük program. Zaten yazdınız. Tebrik ediyorum. Mantık bu. Mantık bu. Şimdi iki üniteyi tekrar etmiş olduk. Şu soruyu da cevapladık mı iki üniteyi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Aysel öğretmen öğrenciler arasındaki iletişim sorunlarını çözmek için onlarla birlikte hafta sonları gezi, sinema, tiyatro, spor müsabakaları gibi etkinliklere gitmeyi planlayarak planlayarak bu etkinlikleri dönem boyunca sürdürmüştür. Bu nereye girer diye soruyor. Az önce söyledim. Gezi, sinema, tiyatro, spor müsabakaları. Bunlar da bak izinlidir arkadaşlar. İzinsiz götüremezsiniz. E izinli ama programda yazmayıp öğretmenin gönlünden kopmuş. E gönlünden koptuysa ekstra program. Cevaplarınız doğru tebrik ederim. Harikasınız. Bu arada gösterdiğim bütün soruların çıkmış soru olduğunu biliyorsunuz değil mi? İşte sorular böyle çıkıyor. Ben uydurmuyorum yani. Peki. E, şimdi 17.06 benim saatim. 17.16'da burada olacağız. Bir 10 dakika ara. Sizi bekliyor. E geldiniz, hoş geldiniz. Hadi devam edelim. Devam edelim biz. Hazır hızımızı da almışken. Şimdi az önce örtük program, ekstra program gibi soruları çözdünüz ya. İkinci üniteyi bitirmiş olduk. İkinci üniteyi bitirmiş olduk. Sıra geldi üçüncü üniteye. Üçüncü ünitemiz program geliştirmenin temelleri. Daha doğrusu şöyle. Program geliştirilirken dikkat edilmesi gereken temel konular. Hatırlatayım. Yedi tane temel konu var dikkat edilmesi gereken. Tarihi temel. Nedir? Geçmişte yapılan çalışmalara dikkat etmek. Geçmişte yapılan raporlara dikkat etmek. Hataları ya da iyi yönleri analiz etmek. İyi yapıldıysa devam ettirmek. Kötü yapıldıysa vazgeçmektir. Tarihi temel bu. Geçmişi bilirsen aynı hataya bir daha düşmezsin. Ki biz buna yansıtı düşünme diyoruz. Artık öğretim yöntem tekdir dersinde gördüğünüz için, düşünme becerilerini gördüğünüz için, Bence bu örneği çok rahat anlayacaksınız. E, tarihi temel, program yapanların yansıtıcı düşünmesidir. Olumlu ya da olumsuz deneyimlerinden ders çıkarması, geçmişte yapılan çalışmalardan dersler çıkartılması ve bunları geleceğe yansıtmasıdır. Olay bu. Bireysel temel. Şimdi kaynaklarda bu konuda kafanızın karıştığını ben zaman zaman görüyorum, ama hiç karıştıracak bir şey yok. Bir kere öyle bir soru yok. Bireysel temel şu kardeşim. Programı yaparken e, bireyin yani insanın ihtiyaçlarına dikkat edeceksin. Öğrencinin ihtiyaçlarına dikkat edeceksin. Peki bunu bize kim söylüyor? Maslow. Abraham Maslow insanların dünyanın neresine giderseniz gidin ihtiyaçlarının temel olduğunu bulmuş. Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik, sağlık ihtiyacı, sevgi ait olma ihtiyacı, saygı öz saygı ihtiyacı, kendini gerçekleştirme gibi ihtiyaçları sıraya sokmuş. Biz de şunu diyoruz, programı yaparken Fizyolojik ihtiyaçlar, saygı, sevgi, ait olma e, gibi kendini gerçek, gerçekleştirme gibi ihtiyaçlara dikkat etmeliyiz. Eğer Maslow'un bu basamaklarındaki ihtiyaçlardan, insanın, bireyin ihtiyaçlarından bahsediyorsa bireysel temeldir. Ama daha bu konuda çıkmış soru yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunu psikolojik temelle zaman zaman karıştırıyorsunuz. Haklılık payınız da var. Çünkü kötü soruyorlar bazı kaynaklarda. Psikolojik temelde geleceğim şimdi ayırt edeceksiniz. Dursun ama. Dursun. Şimdilik bireysel temel diyelim. Maslow'un bahsettiği şeylerdir diyelim. Tamam. Konu alanı temeli var. Yani içerik. Dersin konuları. Derste bahsedeceğimiz kavramlar, terimler. Konulardır konu alanı temeli. Siz söyleyin ya. Bir programı yaparken. Öğrenciye öğreteceğiniz konuları düzenlemek. Belli bir sıraya sokmak. Merak ettikleri konulara yer vermek. Ya da mesela bir konu öğrenecekse ondan önce öğrenmesi gereken başka ön koşul konular varsa onlara yer vermek gibi. Konular, terimler, temalar önemli midir? Önemlidir. Program yapanlar bunlara dikkat etmelidir. Sorularda eğer bir program geliştirmeci derste hangi konuyu öğreteyim, hangi konuyu öğretelim, hangi terimlerden bahsedelim, hangi kavramlardan bahsedelim diyorsa konular üzerinde çalışıyorsa konuların temeli. Olayımız bu. Toplumsal temel var. Toplumsal temelde bence adından belli. Bunun diğer adı da sosyal temel. Programı yaparken içinde bulunduğunuz toplumun ihtiyaçlarına sosyal yapıya dikkat etmektir. Toplum ne istiyor, neye ihtiyaç duyuyor, nasıl bir toplumun içindeyiz, buna dikkat etmektir. Basit bir soru sorayım size. İran denen devletin bir toplum yapısı var. Amerika denen ülkenin bir toplum yapısı var. İngiltere'nin bir toplum yapısı var, sosyal yapısı var kendi örfü adeti geleneği var belki de değil mi? Şimdi her toplum aynı eğitim programını uygular mı? Yoksa toplumlar kendi içindeki bu yapıya göre farklı programlar yapmak zorunda olabilir mi? Olabilir değil mi? İçinde bulunduğun topluma uygun olacaksın. Hani bir laf var ya. Müslüman maalesef salyangoz satılmaz diyorlar. O mesele aslında. Programı yaparken içinde bulunduğun toplumun isteklerine, ilgisine dikkat edeceksin. Ben şöyle bir örnek vermeyi seviyorum. Mesela din kültürü ahlak bilgisi dersi zaman zaman tartışılır. Denir ki din kültürü ahlak bilgisi dersinde niye İslamiyet'ten bahsediliyor? Adı bile din kültürü ahlak bilgisi dersi. İyi de içinde bulunduğumuz toplumun hakim inancı İslamiyet. O yüzden toplum daha çok o konuya ilgi duyuyor. Toplum bunu bekliyor. E sen din dersinde bol bol Yahudilikten, zerdüştükten, işte ondan bundan bahsetsen toplum yeterince ilgi gösterir mi? ne ilgisi tepki gösterebilir değil mi? Yani içinde bulunduğun topluma, toplumun ilgi isteğine uygun şeyleri düzenlemen lazım. Hatta buna şöyle de ek yapabiliriz. Mesela toplum e, İngilizce bilen insan istiyor Türkiye'de. Çünkü biz turizm yapabilen bir toplumuz değil mi? E, İngilizce bilen insanlar istediğimiz için dikkat edin programlarda İngilizce dersine bol bol yer veriliyor mu? Veriliyor. Toplumsal temel. Toplum istiyorsa programa koyarsın. Devam ediyorum. Ekonomik temel var bir de. Aslında bunu ben ÖYT'de bir de ekonomiklik ilkesi olarak da anlatmıştım. Aynı şey aşağı yukarı. Kardeşim plan programı yaparken verimli, e, az emekle çok iş başaracak, tasarruf sağlayacak, e, böyle yüzde yüz verim arttıracak etkinliklerle, yöntem tekniklerle ders işlemek lazım. Öğrencilerin e, olabildiğince fazla şey öğrenmesini sağlamaya çalışmak lazım. Ama öyle aşırı zorlamadan. Öyle güzel kurgularsın ki plan programı. Sen o planda bir taşla 3-5 kuş vurursun diyoruz buna. Bir müzik dersi yaparsın, müziğin içinde çaktırmadan matematiği de verirsin, okulu sevdirip hayat bilgisini de verirsin, birçok şeyi başarırsın. Hem hem yapmak diyoruz buna. Hatırlayın, sorularda böyle olur demiştim. İşte öğretmen mesela müzik dersi sayılan şarkısını öğretip hem müzik dersinin bir hedefini gerçekleştirdi hem de şarkının içinde sayıları hissettirip matematiğin kolay geçmesini sağladı. Hem de okulu sevdirip hayat bilgisi dersinin de bazı hedeflerini gerçekleştirdi. E bu öğretmen bayağı verimli ders geçirdi ekonomik. Buna bir ekleme yapıyorum. Ülkenin ekonomik yapısını dikkate alıp ekonomiye katkıda olacak, getirecek şeyler yapmak ekonomiktir. Mesela bazı meslek liselerinde duyuyoruz şimdi maske yapımına destek verdiler ya da yapımına destek verdiler. Bu ülke ekonomisine de katkı sağladı. Değil mi? Bu meslek yapılan şeyler değerli değil mi? Değerli. Ülke ekonomisine katkı sağlamak da ekonomiktir hocam. Hem öğrendiler hem de ekonomiye katkı sağladılar. Ne güzel. Ne güzel. Şimdi bunları böyle biraz hızlı anlattım. Çünkü asıl bizim için çok çok daha önemli. Aslında bu son iki temeldir. Psikolojik temel mesela. Psikolojik temel dediğimiz. Şöyle anlatmıştım hatırlayın. Psikolojik temel bir kere iki noktada bizim çok işimize yarar. En önemlisi eğitim durumları yani dersi anlamada, düzenlemede, yöntem, teknik, araç gereç seçiminde kullanılmasında bize yardımcı olur psikoloji bilimi. Bu gelişim psikolojisinde, öğrenme psikolojisinde öğrendikleriniz çok değerli arkadaşlar. Onlar sayesinde dersleri daha iyi anlayacaksınız. Öğrenciyi daha iyi anlayıp doğru yöntem, tekniği doğru zamanlarda kullanacaksınız, doğru araç gereci kullanacaksınız basit bir örnek vereyim. Bu psikolojide geçen somut işlemler dönemi, soyut işlemler dönemi gibi dönemler var ya basit geliyor bize. Mesela onu bilmeniz bile araç gereği seçerken sizi etkileyecek. Mesela somut dönemdeki çocuğa daha çok araç gereç kullanmak gerektiğini, daha çok materyal kullanmak gerektiğini ama soyut dönemdekine konuyu sunup anlatmanızın da yetebileceğini o psikoloji bilginizle bileceksiniz, e dersinize daha bilinçli yaklaşacaksınız. Daha kestirme söyleyeyim, derslere söylemiştim yine hatırlatayım. Arkadaşlar yöntem, teknik, strateji, araç gereç, materyal tasarımı, sınıf yönetimi, öğretim yaklaşımları, kuramlar gibi konulardan bahsediyorsa soru bunları anlamada, bunları derste kullanmada psikoloji bilimimiz bize yardımcı olur. O yüzden soru da öğretim yaklaşımı, strateji, yöntem, teknik, materyal, araç gereç, sınıf yönetimi en bahsediyorsa bir ikisinden bile bahsetse olur. Psikolojidir, psikolojik temeldir bilginize. Çünkü bunlar psikoloji bilimi sayesinde e, bizim bildiğimiz, kullandığımız şeyler. Aklımızda bulunsun. Bir de, bakın kesik işaretle de yaptım Derste de böyle anlatmıştım. Psikoloji bir de hedeflerin ulaşılabilirliğinde bize yardımcı olur. Süzgeç görevi görür. Nedir bu? Hedefe ulaşabilir misin, ulaşamaz mısın? Psikoloji bilimi bize yardımcı olur. Mesela somut işlemler dönemi, soyut işlemler dönemi. Sen somut dönemdeki bir çocuğa soyut bir hedef yazarsan, psikoloji bilimi hemen der ki dur, olmadı. Sen bunu psikoloji bilimine göre gerçekleştiremezsin, ulaşamazsın der. Yani bizim hedeflere ulaşıp ulaşamayacağımız noktasında psikoloji bize yardımcı olabilir. Bu ikincil bir görev gibi düşünün. Birincil görevi dersi. Eğitim durumlarını anlamada, düzenlemede, yöntem, teknik, araç görev seçiminde bize yardımcı olur psikolojik olarak. Şimdi ben bunu şöyle anlatsam daha güzel olur bence diye düşünüyorum. Mesela bu konudan çıkmış bir soru var. Net bir soru. Yakın zamandan bir soru. Zor bir soru zannediliyor. Bence değil. Bakalım ne diyeceksiniz? Bir dersin öğretim programının geliştirilmesi sırasında Bandura'nın öğrenme kuramından esinlenerek öğrencilerin örnek davranışlar görmelerini sağlamak amacıyla programın öğrenme öğretme sürecinde video filmlerin hazırlanmasına yer verilmesi aşağıdaki kuramsal temellerden hangisinin kapsamına girer? Cevap vermeyin hemen. Ben buradasıya yardımcı olayım. Şimdi bir tuzak var çünkü o tuzağa kapılıyor bazı insanlar. Biz Bandura'yı nereden biliyoruz? Sosyal öğrenme kuramından biliyoruz mesela. Değil mi? Adam ona atıfta bulunuyor bize. Sosyal öğrenme kuramı. Bunların aklına şimdi sosyallik gelir diye düşünüyor. Bir dakika o kadar da detaya girme. Bir kere burada şöyle bir şey var. Bir öğrenme kuramından, öğrenme yaklaşımından bahsedilmiş. Yaklaşım. Devamına bak. Öğrenme, öğretme sürecinden bahsetmiş. Yani eğitim durumlarında. Video filmden bahsetmiş, yani materyalden bahsetmiş. Video filmler de materyaldir yani, araçtır ders için. E, öğretim yaklaşımı, öğrenme öğretme süreci, video film dediğimiz araç gereçlerden bahsetmiş. E, az önce konuşmadık mı? Araç gereç, öğretim yaklaşımı, öğretme yaklaşımı. E, bunlar öğrenme öğretme süreci, eğitim durumları psikolojik temelle alakalıdır. Onu soruyor. Burada sosyallik sadece bir kelime oyunu size böyle bandura mandro hatta özellikle bu sosyal kelimesi de geçirmiyor yanlış anlaşılma olmasın diye. Güzel bir soru, akıllıca bir soru. İşte bu tarz yaklaşabilirler dikkatli olun. Yöntem, teknik, materyal, araç gereç, öğrenme öğretme kuramından, eğitim öğretim süreci, eğitim durumlarından bahsediyorsa psikolojik temeldir. Yani az önce anlattığım şu şekli ifade ediyorlar. Hemen aklınıza bunu getireceksiniz. Hiç kafanızı karıştırmadan. Bir de şunu söyleyelim. Heh, bir dakika. D de çeldirici demiş hocam. E, hocam D şöyle çeldirici değil. E, bizim temellerimiz arasında duygusal temel yok. Hani kavram olarak aklımıza gelebilir ama burada bize program geliştirmenin kuramsal temelleri diye sorduğu için e, kuramsal temellerde de duygusal olmadığı için onu eleyebilirsin. Onu eleyebilirsin. Şimdi geldim en önemli temele. En önemli temele geldim, ee, felsefi temel. En çok soru çıkan temel. Şimdi bir sürü de soru göstereceğim bununla ilgili. Şimdi felsefi temeli şöyle önce hatırlatayım. Felsefi temel en çok hedef oluşturmada etkilidir. Bu en çok soru sorulandır. <laughs> Çünkü programlarda ilk belirlediğimiz programın felsefesidir. Hatta şunu anlatmıştım hatırlatayım. Hedefler belirlenirken felsefeden yararlanırız. Hem de nasıl yararlanırız? varsayımlarda açıklığa varmada, iç ve dış tutarlılığı sağlamada, hedefleri önem sırasına koymada, hedefleri yeniden eklemede felsefeden yararlanırız demiştik. Hatta babama örnek vermiştim. Benim babam dindar gibi bir adam demiştim. Tam da Ramazan ayına böyle bir örnekle gidelim ne. Mesela benim babam e, beni Kur'an kursuna gönderdi. Şimdi hac sırası çıkmış, hacca gidecekti, virüs oldu, gidemedi. Ee, çok dindar bir adamdır ama aynı zamanda ben kendi onu bildim bileli yani rakı içer. Ee, av ya da balık eti varsa hep rakı içmiştir hayatı boyunca. Yani ben onun kadar içen az insan gördüm. Sürekli içer falan ama bana da bir yandan da sakın içme oğlum. Ee, Cuma'ya git oğlum, orucun tut oğlum falan, namazını kıl oğlum sürekli diyordu mesela. Ee, şimdi benim babam böyle değişik karışık bir adam. Felsefesi net değil bak. Felsefe net olmayınca varsayımlar da açık olamaz, tutarlı olamazsın Hedeflerin önemli sırası olmaz. Ama benim babam e, yaklaşık bir beş yıl önce tövbekar oldu. Alkol asla ağzına sürmüyor artık. Tövbekar oldum, ben kendimi komple dine adadım dedi. Artık felsefesi net. Benim babam dindar bir adam. Felsefen net olunca ne olursun? Varsayımların olmaz, açık olursun. Şunu mu yapacak, bunu yapacak demezler. Yapacağın şey dini gerçekler, neyse olur. Tutarlı olursun. Hedeflerin bir önem sırası olur. Mesela şu an en önemli hedef hacca gitmek. Hedeflerini yeniden eklemek, işte 5 yıl önce tövbe edince hemen hedeflerini belirledi. Artık namazın 5 vakit kılacağım, hacca gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bak netleşti. Eğitim de böyledir. Mesela benim felsefem çağdaş diyorsan hep çağdaş gidersin. Geleneksel diyorsan geleneksel gidersin. Felsefe net olmalı. Dikkat, felsefemizi e, netleştirdik. Bunlar bizim neyi oluşturmamızı sağladı? Hedeflerimizi. Net hedefler. Ve e, önem sırası olan hedefler, tutarlı hedeflerimiz oluştu. O yüzden önemlidir, aklımıza tutalım. Birazdan bunlarla ilgili sorular göstereceğim. Şimdi şunu hatırlayalım. Felsefe alanları vardı. Aslında çok sorulan bir şey değil, hızlı geçeceğim. Epistemoloji, bilgi sorunu. E i̇şte bilgi öznel midir, bilgi nesnel midir, bilgi mutlak mıdır, bilgi değişebilir mi? Gibi konular. Mesela ontoloji, varlık sorunu. Nasıl var olduk? Dünya nasıl var oldu? Madde nasıl var oldu? Gibi. Aksiyoloji, değerler sorunu. Mesela ahlak, sanat, değerler sonradan mı yaratıldı, hep var mıydı? İşte etik, estetik, bunlar da e, tartışmalı konular. Mantık, akıl yürütme, lisede bile vardı hatırlayın. P ise Q, Q ise P, delta, beta. Şunu yaparsa bu, bunu yaparsa bu, o ise bu, şu ise bu gibi. Akıl yürütmeler, neden sonuç bağları kurmaydı? Sadece hatırlatmak istedim. E, çok üstüne durmayacağım bunun. Bir soru vardı, onu örnek olarak verip geçeyim. Bir kere soru çıktı zaten 2006 yılında insani değerlerin incelenmesinde sanat ve ahlak konularını ele alan, insan eylemlerinde değerlerin çevre etkisiyle sonradan mı, yoksa doğuştan mı kazanıldığı ile uğraşan felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet, cevaplarınızı alabilirim. Cevaplarınızı alabilirim. Sanat ahlak konularını ele alan demiş. Değerlerin sonradan mı, doğuştan mı olduğu ile ilgilenen demiş. Değer demiş, sanat demiş, ahlak demiş. Biz az önce değer, sanat, ahlak nerede demiştik? Aksiyoloji. O zaman sorunun cevabı ne? Aksiyoloji. Yani C. Tahmin ettim Feyza hocam, tahmin ettim. Devam ediyorum. Bunu hızlı geçiyorum dediğim gibi. Çok karıştırdığınızı zannettiğiniz. Çünkü kaynakların çok garip, hatta bana sorarsan saçma sorular sordu bir konu. Felsefe yakındır arkadaşlar. Türkiye'de. 50'nin üzerinde felsefi akım var. İşte nihilizm, septisizm, hedonizm gibi 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 saydıkça sayılan bitmeyen akımlar var. Bu konu şöyle karıştırılıyor. Biz felsefeci değiliz. Şu an eğitim dersindeyiz. Eğitimi etkilemiş başlıca felsefi akımlar önemlidir. Bunlar da dört tanedir akademik kaynaklarda yazan. İdealizm, realizm, pragmatizm, varoluşluk. Çok gözümüzde büyütmeyelim. Basitleştirelim hatta. Mesela idealizm. İdea, kelime kökünden hareket edelim biz. İdea ne demekti? Fikir düşünce. İdealizm fikirlere, düşüncelere, sezgilere, ruha, akla önem veren akımdı. Felsefi akımdı. Öğrencilerin fikirleri önemli olduğu için de onlara seçme hakkı tanıyordu. Komple özgürlük tanımıyor da seçme hakkı tanıyor öğrencilerine fikirlere önem verdiği için idealizm. Realizm ise zaten idealizme tepki olarak ortaya çıkmış. Real yani gerçek somut nesnellikten bahsediyordu konuları ezberlemekten bahseder realizm eğitimde. Çünkü değişmiyor. Sabit, mutlak, nesnel, herkes görüyor, herkes kabul ediyorsa doğrudur diyor. Şöyle de diyebiliriz. Akıl, fikir, zihin, ruh, sezgi önemlidir. Her şey buna bağlıdır dersen idealizm. Akıl, fikir, zihin, ruh, sezgi önemli değil o kadar da. Herkes görüyor, kabul ediyorsa, nesnelse bu iş bitti. Ezberle geç diyorsa realizm. Ki bizim eğitim sistemimiz bunun çok etkisi altındaydı 2005'e kadar. Pragmatizm, çağdaş eğitimin çok sevdiği John Dewey ve William James'in öncüsü olduğu akım, bireyin ve toplumun faydasınaysa, özellikle bireyin faydasınaysa, faydalı olan şeyler kazandırılmalıdır, faydalı değilse kazandırılmamalıdır diyor. Gerçek yaşamda yeri varsa, işlevselse, işe yarıyorsa kazandırılmalı, işe yaramıyorsa kazandırılmamalı diyor. Aslında güzel bir şey söylüyor, yanlış anlamayalım. Bunlara faydacı, çıkarcı diyorlar pragmatistlere, yanlış anlaşılıyor. Bunlar diyor ki, mesela okullarda ezberletmeyi bırakın. Hayatı boyunca hiç kullanmayacaksa bir bilgi, ezberlemenin alemi yok. Faydalıysa, mesela araştırma, inceleme, problem çözme, proje gibi. Faydalı bir şeyse öğret, kazandır. Faydalıysa kazandırma diyor, bırakmasın dediği şey bu. Bir de varoluşçuluk var. Aslında çok güzel bir şey ama ütopik. Diyor ki, her insanın bir potansiyeli vardır, yetenekleri vardır, özü vardır. Dünyanın bütün düzeni değişmeli. insanlar özgür bırakılmalı. Gerekirse okullar yıkılmalı sistemler değiştirmeli, insanlar komple özgür bırakılıp kendi doğasına uygun eğitim almalı diyor varoluşçular. E, bunların söylediği şey çok da yanlış değil aslında. Mesela bugünlerde bile evet romantik radikalcılar Baki hocam varoluşçu mantığa çok yakın bir e, e, düşünceye sahipler onlar. Kesinlikle bağlantılılar. Mesela günümüzde arkadaşlar bak dünya virüs diye bir şeyle böyle bir karşılaştı bu e, koronayla. Covid-19'la yani hakikaten e, herkes kendini ve dünyayı sorgulamaya başladı aslında değil mi? Neredeyse her şey sanalmış ya. Neredeyse okullar gereksizmiş ya. Yani e, okullara bizi tıkmışlar falan filan. Bak eğitim buradan da yapılıyor aslında. Değil mi? Yani bu varoluşçular var ya aslında çok değişik şeylerden bahsediyor ama biz yeterince almamız mı yok? Ben özetleyeyim. Varoluşlar diyor ki mutlak özgürlük kardeşim. Mutlak özgürlük bütün dünya düzenleri kalkmalı. Gerekirse okullar terk edilmeli. Sınıflara böyle bizi böyle tıkmamalılar hapishane gibi. Serbest, özgür bir eğitim olmalı diyor varoluşçular. Biraz fazla özgür olduğu için de bu ütopik kalıyor işte. Şimdi asıl soru çıkan konuya gelelim. Eğitim felsefeleri. En çok soru çıkan yer burası. Dört tane eğitim felsefesi var. En gelenekselden en çağdaşı. Daimicilik. Bunu 1800'lerden öncesi, milattan önceki bin yıllara kadar düşün demiştim. Aklımıza Sokrates, Platon, Aristo, Heraklitos gibi isimler gelsin. Bizim kültürümüzden Yunus Emre Mevlana gibi isimler gelsin demiştim hatırlatırım. Daimicilik değişmeyen konu üzerinde duruyordu. Değişmeyen konu. Öğrencilere klasik eserler, kahramanlık öyküleri okutuyoruz. Onları entelektüel insan olarak yetiştiriyoruz. Dünyanın değişmeyen bilgisini kazandırıyoruz. Eğitim yaşam hazırlıktır düşüncesiyle. Okul bitince tamam diyoruz sen hayata hazırsın gidebilirsin diyoruz. Bu daimici eğitim, mesela bizim e, dini eğitimlerde falan aslında örneğini görebildiğimiz bir şey. İşte Yunus Emre Mevlana gibi isimlerimizin eğitimine bak. Bir yerden sonra sen oldun, çık diyorlar. Sen artık eğitim ver diyorlar, dünyayı çözdün diyorlar. Değil mi? Yalnız bizim ülkemizde yok şu an o daimici mantık resmi eğitim sistemimizde. 2005'e kadar esasçılık vardı. Hemen onu hatırlatayım. Esasçılık bu da konuya önem veriyor ama değişebilen konular. Yıldan yıla değişir konular. E, yerine göre kültürel aktarım falan filan da vardır. Ama anahtar noktalar. Tam öğretmen merkezidir. Öğretmen sonuç kullanır, anlatım kullanır, ezber yaptırır. Öğretmen asker gibi, komutan gibi otoritedir. Disiplin ceza ile sağlanır. Gerekirse dayak bile olabilir. Habire konu tekrarları yapılır. Çünkü ezberci nesnel eğitim vardır burada. Öğrenci bu nesnel eğitimi verirsiniz. Öğrenir, Konu önemlidir. Sınavda bunu yapabiliyorsa sınıfı geçer, yapamıyorsa sınıfı geçemez. Böyle bir mantık vardır. Daimicilikte de değişmeyen, bin yıllarca değişmeyen konu vardı. Esasçılıkta konular değişir, yıldan yıla bile değişir. Bu arada bazı kaynaklarda kültürel aktarımdan da bahseder esasçılıktan. Kahvesi de böyle bir şey yok. Bu kaynakların söylediği bir şey. Sorularda kültürel aktarım görürseniz esasçılık değil ama ÖSYM'de böyle bir şey yok. Beklemiyoruz da. Gelelim 2005 sonrası Türkiye'nin geçtiği, dünyanın çoğunluğunun kullandığı ilerlemeci çağdaş eğitime. Öncüsü John Dewey'dir. Öğrenci yani birey merkezli eğitimi savur. Az önce pragmatizm demiştik ya, ondan etkilenerek çıkmış bir felsefe, eğitim felsefesidir. Der ki, e, öğrenciler okullarda gerçek yaşamda olabilecek faydalı, yararlı becerileri kazansın. Demokratik bir eğitim olsun. Öğretmen rehberlik yapsın. Öğrenciler buluş, problem çözme, proje, araştırma, inceleme gibi çağdaş yöntem tekniklerle eğitim alsınlar. Asla ceza olmasın. öğrenci öğrendiği bilgiyi kullansın. Gerçek yaşama aktarsın. Üst düzey hedefler burada ulaşılsın. Üst düzey hedeflere ulaşılsın. Öğrencilerimiz hani o çok duyduğumuz yapılandırmacılık, işbirliği öğrenme, aktif öğrenme gibi çağdaş yöntem, teknik yaklaşımlarla eğitim alsın der bu ilerlemeciler. İşte 2005'ten beri farkındaysanız Türkiye'de en çok duyduğumuz şeyler bunlardır. Yani özetlersek çağdaşsa ilerlemecilik. Uh. Ve bunlar eğitim yaşamın kendisidir derler. John Dewey sözünü savunurlar. Yani o daimicilik hatta esasilikte geçer. Eğitim yaşama hazırlıktır. Aldın mı eğitimi tamamsın demez bunlar. Eğitim ömür boyu devam eder derler. Bilgi durmuyor derler. O yüzden araştırma inceleme öğretirler zaten. Sen ömür boyu öğren diye. Döneceğim buna bir. Yeniden kurmacılık var bir de. Hatırlarsanız bunu ben toplumu yeniden kurmacılıktır orijinal demiştim. Social Reconstructivism. İngilizce bildiğimde ortaya çıksın. Bunlar diyor ki toplum önemli. Toplum önemli. Bu da John Dewey'in. Bana sorarsanız John Dewey biraz sosyalizme, komünizme gönül vermiş belli bir zamandan sonra. O yüzden e, eğitim felsefesinde de böyle bir kayma hissediyoruz. Diyor ki aslında eğitimde en önemli şey toplumdur. Çağdaş eğitim yapalım ama toplum için yapalım. Mesela ilerlemecik de çağdaştır. Yeniden kurmacık da çağdaştır. İkisi de John Dewey'indir. Ama çok basit bir taktik vereyim. Yeniden kurmacılığı soracak bir soruda toplumdan, sosyallikten bahsetmek zorunda. Çünkü felsefe bu. Toplumu ayağa kaldırmak, toplumsal reform yapmak okulların görevidir diyor. Eğitim kuru kuru eğitim olmamalı. Toplumu değiştiren, toplumda reform yapan, toplumu iyiye götüren eğitim olmalı diyor. Bunlar da eğitim yaşamın kendisidir, ömür boyu sürer diyor ama bunların her zaman öncelik toplum. Hatta buna örnek vermiştim hatırlayın, köy enstitü. Mesela bizim Türkiye'de o 1940 arasında aslında ilk uygulamaları 1935'te deneme uygulamaları başlayan köy enstitüleri bunu tam hayata geçiren uygulamalardır. John Devey'den esinlenip o İsmail Hakkı Tonguç, Hasar'ın Yücel Milli Eğitim Bakanı, Milli Şef İsmet İnönü'nün desteğiyle başlayan e, bu köy enstitüleri ne yapıyordu? Köy çocuklarının köyleri ayağa kaldırmak, tarımı, toplumu öğretmek için öğretmen okulu benzeri o enstitülerde eğitim alması, gittikleri toplumu da ayağa kaldırmaya çalışmasıydı köy enstitüleri. Yeniden kurmacının örneğidir. Yeniden kurmacı zihniyette toplum ayağa kaldırılır. Şimdi bu konuyu şöyle bir karikatürle ben kitabımda vermiştim. Şimdi gören var, görmeyen var. Yine böyle hatırlatmak istedim. <laughs> Çok güzel özetliyor. Bu karikatürler aslında biraz yabana atılıyor gibi geliyor bana. Muhteşem karikatürler bunlar. Biliyorsunuz bize ait. Berkay Buse diye iki arkadaşım ve benim üçümüzün yaptığı bir karikatürdür bunlar. Bir saniye arkadaşlar. Uyarı geldi. Uyarıyı kenara alacağım. Evet. Daha bak. Bu karikatür öylesine değil bir üstünden geçelim. Güzel bu. Burada Sokrates öğrencisine diyor ki sana evrensel nesiller boyu değişmeyen bilgi öğreteceğim. Entelektüel olacaksın evrat. Teşekkür ederim Sokrates. Bildiğim tek şey bilginin hiç değişmedidir. Bitti. Hayat hazırsın. Hadi uza. İşte daimicilik bu kardeşim. Esasçılık bizim eski zamanda o sınıflarda yaşadığımız, Çarpma tablosunu ezberledin mi? Vallahi geçen biri daha sordu. E, ona da yok dedik. E, o da bendim zaten. Otur sıfır. Siftah yapamıyoruz bir türlü. Biraz düveyim mi açılırsın? Ezber. Ondan sonra ceza. Tam esasçılık işte. İlerlemecilik. Demokratik eğitime geçiyoruz. Artık ezber istemiyorum. Eleştiren, sorgulayan aktif öğrenciler olacaksınız. Hocam sizi araştırdık, yolsuzluk yapıyorsunuz. Yalan makinesi projemize gelen parayı yemişsiniz. Problemin çözümüne ilişkin raporumuzu bakanlığa sunduk. Nasıl öğrencisiniz la siz? Yok öyle bir şey. Aha bizim makine öttü. Bak bilgiyi kullanan çocuklar. Aktif öğrenen çocuklar. Öğrenci merkez çocuklar. Ama öğretmen hala o esas zihniyetini terk edememiş. Bunu da görüyoruz. Yeniden kurmazlıksa benim en sevdiğim karikatür. Yapacağım öğretmenlikle bu köylünün sorunlarıyla ilgileneceğim. Toplumu yeniden kuracağım. Ali mi? Biz seni atanamadın diye duyduduk. Eheheh. O da toplumsal bir sorun tabii. Tam işte hocam yeniden kurmacılık mantığı. Valla bence bu karikatürler valla çok değeri bilinmedi ya. Değeri bilinmedi. Neyse. Şimdi şöyle yapalım. Hemen soruyla bunu pekiştirelim. Sizden alacağım cevapları ha. Ben vermeyeceğim. Dünyanın maddi ve manevi değerlerin öğrenmesinde klasik eserlerin önemini ve değişmeyen evrensel bir eğitim ilkesini savunan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? ilerlemecilik varoluşçuluk, esasçılık, daimicilik, yeniden kurmacılık. Evet. D'leri yapıştırdınız bakıyorum. Kesinlikle doğru. Tabii ki canım evrensel demiş. Ondan sonra klasik eser demiş. Değişmeyen bilgiden bahsetmiş. Tabii ki Denizli. Cevap bu. Peki. Bir de bunu cevaplayayım bakalım. Görelim. Yapılandırmacılık yaklaşımına göre hazırlanan bir eğitim programı geliştirilirken, bireyin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş, okuldaki deneyimler yaşamın kendisi olarak benimsenmiştir. Buna göre bu eğitim programları hangi eğitim felsefesini temel almıştır? Evet, cevaplarınızı alayım hemen. Zeynep, Evet arkadaşlarım. Getirir misin kızım? Bir arkadaşlar. Şarjlar kızımla ortak kullanıyoruz. Evet, şimdi cevaplarınızı göreceğim. Kızım da derste arkadaşlar. O da online dersi var onun da. Valla biterse çağırırım. Ama o da ders yapıyor. Manyak gibi ders yapıyorlar ya. Günde 4-5 saat ders yapıyorlar online. Zoom'da onlarda. Valla. Evet cevaplara bakıyorum. B demişsiniz. Tabii ki B canım. Tabii ki B. İlerlemecilik, çağdaş eğitim, yapılandırmacılık birey. Mesela buna bazen diyorlar ki hocam bu çağdaş olduğu için yeniden kurmacılık da benim aklıma geldi. Gelmesin çünkü hiç toplum dememiş. Değil mi? toplum ölmemiş ki ben nasıl gideyim ona? Peki hemen bir soruda da uzun ama inşallah görüyorsunuzdur ekranınızda çıkıyordur. Okul müdürü Fırat Bey öğretmenlerle yaptığı yıl sonu değerlendirme toplantısında arkadaşlar öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmek için önümüzdeki yıl derslerde nasıl bir yol izlemeliyiz diye sorar. Bunun üzerine öğretmenler derslerde özellikle araştırma inceleme stratejisi iş birine dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme gibi yaklaşımı kullanması gerektiğini söylerler. Ayrıca öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirmesi için bilginin mutlak doğru olmadığı fikrin vurgulanmasının ve problem çözerken tek bir çözüm yolu yerine alternatif çözüm yollarının denenebileceği konusunda öğrencilerin cesaretlerimizin önerirler. Bu önerileri sunan öğretmenlerin eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? Aslında az önceki sorunun aynısı bu. Çağdaş yöntemi tekniği sıralamış, hiç toplumdan da bahsetmemiş. E bizim de gidecek bir yerimiz yok. Bugünlerdeki okullar bu. Tabii ki ilerlemecilik yani e. Tabii ki tebrik ediyorum. Hemen bir soru daha hızımızı almışken. E. Ahmet öğretmen dersinde demokratik yaşamı kavratma yönelik bir proje çalışması planlayarak öğrencilerin okul ortamında örnek demokratik davranışlar göstermelerini teşvik edici çalışmalara yer vermiştir öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlara dayalı sınama durumunu oluşturarak projeyi sürece dayalı olarak değerlendirmiştir. Ahmet öğretmenin değerlendirme sürecindeki uygulamaları aşağıdaki felsefelerden hangisine uygundur? Evet, bakalım bunu çözebiliyor musunuz? Görelim. Ben size şöyle bir ipucu vereyim. Proje dedi, demokratik dedi, Ondan sonra e, yine proje dedi. Yani çağdaş eğitim dedi. Ama hiç toplumdan bahsetmedi. Bahsetse de fark etmezdi. Çünkü şıklarda yeniden kurmacılık yok. Çağdaş bir eğitim felsefesi arıyoruz. E, cevabımız tabii ki Adana. Zaten başka çağdaş eğitim felsefesi yok ki şu an şıklarda. Daha, e, mesela daimcilik, esasçılık, geleneksel. Varoluşçuluk, gerçekçilik yani realizm bunlar felsefi akım. Eğitim felsefesi değil. Cevabımız tabii ki ilerlemecilik. Harika, çok güzel. Peki, bir de bunu çözün bakalım. Çözebiliyor musunuz görelim. Betül öğretmen, öğrenme öğretme sürecinde geçmiş konuları tekrar ederek öğrenmenin önemini sık sık vurgular. En doğru ve gerçekçi bilgilerin geçmiş konulara bağlı kalınarak öğreneceğini söyler. Aynı zamanda sınıftaki tek otoritenin kendisi olduğunda öğrencilerine hissettirmekten çekinmez otorite olan bir öğretmen var ve sürekli tekrar var. Size bir ipucu vereyim mi? ÖSYM'de bizim programda tekrar demek ezber demek. Tekrar yapan ezber yaptırıyordur. Bu. Ezberci bir öğretmenimiz var ve tek otorite olduğunu düşünüyor. Ezberci ve tekrar üzerinde duran tek otorite varsa nedir? Esasicidir değil mi hocam? Esasicidir. Cevap denizli kesinlikle. Dur bakayım e, ee, Ferdi Hocam B mi aklına geldi? Şimdi B aklınıza gelebilir ama arkadaşlar daimicilikte e, öğretmen otoriteyim demez. Ezber yapın da demez. Öğretmen daha çok Sokratik tarzda birebir soru cevaplarla size klasik eserler, kahramanlık öykülerini okutur. Sizin aydınlanmanızı bekler. Aklınıza şu gelsin. Yunus Emre Mevlana'nın hocası vardı. Hocası buna bir olay anlatırdı. O onu günlerce, aylarca düşünürdü. Aydınlanma yaşamayı beklerdi, dünyanın değişmeyen bilgisini çözerdi. Ama ben otoriteyim, ezber yapacaksın diye bir şey biz hiç esaslıktan söylemeyiz. Daha çok birebir kahramanlık öyküleri, klasik eserler, temel eserleri okutup entelektüel bir yetiştirme. Hep de bu kelimeleri kullanırlar. Aklınızda bulunsun, o zaman hiç karıştırmazsınız. Peki, bir soru daha çözün bakalım da görelim hocam. Süremizin sonuna geliyoruz da. Tamam. Şimdi bu soruyu da çözelim. Bu arada süre bitiyor. Şimdi bunu size soracağım tamamen. Ee, bugünlük burada bırakalım mı? Çünkü bu bir günde bitmeyecek zaten bu tekrarımız. Biraz soru çözerek yapıyorum ben, geniş alıyorum. <laughs> bırakalım değil mi? Ee, bırakalım. Sizlere uygunsa, sizlere uygunsa, eee çarşamba günü. Çarşamba günü yine dörtte yapmayı düşünüyorum. Size uygun mu? Uygun, tamam. Şimdi soruyu çözüp bitiriyoruz. Matematik dersinde öğretmeni öğrenci arasında bir konuşma geçiyor. Disiplinli çalışmaktan bahseden bir öğretmen var. Disiplin demiş habere. Ben ne yaparsam aynısını yapın demiş farklı yoldan çözeni de kabul etmemiş, ezberle demiş. Ezberle diyorsa, disiplin diyorsa, ezber, disiplin hangi eğitim felsefesi? Ezber, disiplin hangi eğitim felsefesi? Esasicilik tabii ki. Ve siz de yazdınız. B, tabii ki sorunun cevabı. Arkadaşlar bakın 4-5 soru çözdük değil mi? Hepsi bunların çıkmış soruydu. Çatı çuturda yaptınız, kaynaklara bakmayın siz. Öküz gibi soru soruyorlar. Bizim derdimiz değil o. Çıkan sorular bunlar, tarzımız bu. Okey miyiz? Anlıyor muyuz? Bakacağınız yerler bunlar. O zaman burada bırakıyorum. Kendinize iyi bakın.